Merhaba arkadaşlar. Bugün 14 Aralık 2018'de Netflix platformunda yayınlanan Hakan Muhafız ya da yabancı adıyla The Protector dizisi hakkında konuşacağım. Zaten birçok kişi konuşmuştur. Konuşuyor, konuştu vesaire. Ben de kendi düşüncelerimi söylemek istedim. Açıkçası yani şimdi nasıl bir video yapacağımı çok bilemedim. Spoilerlı, spoilersız mı yapsam diye emin olamadığım noktalar vardı. Aslında birçok aklımı takılan şey var. Ama yani bunları konuşmak konuşmamak, konuşursak 10 bölüm boyunca upuzun bir şey olacağını fark ettim. Hatta başka çekimler yaptım bu videodan önce ama. Neyse önce bir genel düşüncelerimi söyleyeyim. Böyle notlar almıştım. Dizinin ben olumlu yanları da olduğunu düşünüyorum. Olumsuz yanları da olduğunu düşünüyorum. Ve bunlar iyi kötü birbirini dengeliyor. Yani başlangıçta açıkçası beklediğimden iyi bir başlangıcı yoktu. Yani altındaydı. Vasat bir başlangıcı var bence dizinin. İlk bölümden hikaye çok hızlı bir giriş yapıyor olsa da ana karakterin afallatacak ve geçmişi olmayan bir başlangıç yaptığı için ben düşük olduğunu düşünüyorum. Ama yine de bu kaybettiği şeyleri başka türlü kazanıyor. Bunu da söylemekte fayda var. Şimdi yerli dizi olması, Netflix platformunda yayınlanan ilk yerli dizi olması, Türk dizisi olması bence önemli bir şeydi. Bunun dışında Türkiye'de geçiyor, İstanbul'u tanıtan görüntüler var. Gerçekten etkili görüntüler var. Bu açıdan güzeldi. Sinematografik açıdan da güçlü, ışık kullanımı iyi. Müzikleri bazı yerlerde sevmemişler ama yani okuduğum yorumlarda falan ama ben sevdim. Bana hoşuma gitti. Yine de bu haliyle bile yayınlanması önemli. Çünkü tür olarak Türkiye'de böyle bir tür zaten yok. Yani bu tamam bilim kurgu denmez buna ama yani fantastik, mistik bir süper kahraman hikayesi izliyoruz. Böyle Iron Fist'e yakın aslında kahramanın. Hem geçmiş hikayesi, altyapısı açısından yakın. Hem de bir şehri koruması. Hani süper güçler anlamında da işte o Luke Cage'i falan andırıyor. İşte Marvel'ı izlediyseniz Luke Cage ve Iron Fist'i bunu anlamanız daha normal değilse de işte orada da yine böyle şehri korumaya çalışan süper kahramanlar var. Onların güçleri de farklı farklı yerlerden geliyor. Mesela evet böyle açıklar var. İşte muhafızın gücü nereden geliyor hiç bunu bilmiyoruz yani. Muhafız olmuş ama hani ilk muhafız nasıl çıkmış bilmiyorum yani. Ben bunu hatırlamıyorum. Böyle bir açıklama yok. Sadece Fatih Sultan Mehmet'in bir gün rüyasında ölümsüzleri görmesi var. Ve onun ardından bu ölümsüzleri yok edebilmek için gerekli materyaller çıkıyor ortaya. Bunlardan birisi tılsımlı gömlek sana güç veriyor. Senin kurşun geçirmez yapıyor, yumruk yemez yapıyor. Neyse artık ölümsüze yani ölümsüze karşı seni güçlendiriyor. Bir yüzük var, o yüzüğün taşı var. O da yüzük de ölümsüzü bulmana yardımcı oluyor. Ona işte yaklaştığında parlıyor vesaire. Bir de hançer var. Sadece bu hançerle öldürebiliyorsun ölümsüzü. Onun kanını akıtabiliyorsun. Öbür türlü hiçbir şey olmuyor. Bunlardan bahsediliyor. Ve hikaye aslında ilk bölümde biz zaten gömlek Hakan'daydı. Gömleği giyiyor ve deniyor. İşte evet onun vücuduna oturuyor. Burasında bir dövme oluşuyor. Ve gömleği de izledik, giydikten sonra da işte ilk işleri hançer ve yüzüğü bulmak. Şimdi hikayenin kötü yanı şu. Babası öldürülmüş zamanında. Yani bir önceki muhafız babasıymış Hakan'ın. Ve 25 yıl boyunca yaklaşık olarak bu yüzük ve hançerin kim nerede olduğu belli değil. İşte hikayede şöyle dönüyor. Biz bunu aramızda bölüştürdük. O onu oraya sakladı. O onu oraya sakladı falan deniyor hançeri. Yani şimdi saçmalık şu. Hançeri öyle bir yere koymuşlar ki mesela müzeye koymuşlar. Yüzük taşını ayrı koymuşlar. Yüzüğün metalini ayrı koymuşlar. Üstüne üstlük yüzük taşı en başından beri zaten ölümsüzün elindeymiş. Bunu da yani açıkçası 4. bölümde anlaşılıyor. Çünkü Leyla karakterine Faysal Bey verdiği zaman bu kolyeyi tak diye Leyla 8-7 bölüm boyunca neyse artık o kolyeyi boynundan çıkarmıyor. Gece yatarken onunla, kalkarken onunla, sabah onunla, duşta onunla, akşam orada, sabah orada, her yerde onunla yani. Zaten o bakıyorsunuz ki diyorsunuz ki bu yüzüğün taşı olmalı. Ama o yüzüğün metal kısmını aramak yani buluyorlar ama ondan sonra hikayede öyle bir saçmalık var ki hiç bir araya gelmiyor. Mesela Hakan'ın yüzüğü kullandığını hiç görmüyoruz bu arada. Zaten Faysal veya işte şeydeymiş, Leyla'daymış. Hançer var. Bu hançeri de müzeye vermişler zamanında. İşte onu bulmaları bir dert. Buluyorlar. Sonra meğerse o hançer o hançermiş. Onu bulduktan sonra hırsızlık yaparak çalmaya çalışıyorlar. İlk bölümlerde Çağatay Ulusoy'un performansı çok iyi gelmemişti bana. En azından ilk 3 bölüm öyleydi ama sonraki bölümlerde yükselmeye başlıyor. Daha iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum ama kadın karakterlerin performanslarının, Hazar Ergüçlü ve Ayşe Ayşin Turan'ın performanslarının yani yükselmediğini, yani yatay bir şekilde ilerlediğini, açıkçası zevk de vermediğini düşünüyorum. Yani Hazar Ergüçlü aslında iyi bir oyuncu. Diğer karakter yani Leyla'yı canlandıran Ayşe Ayşin Turan'ı bilmiyorum yani. Bir dizisinde oynamıştı. Orada görmedim bile yani o diziyi. O yüzden bir şey diyemeyeceğim ama
bu diziye de hazır hal güçlü olmamış. Bir de sadık denilen bir şey kişiler var. İşte muhafızı koruyan, onun peşinden izinden giden kişiler var. Antrenman verecek Hakan'a. Ama yani o antrenman sahneleri çok zayıf. Onun yani bir cüsseli durmuyor, çok teknik durmuyor. Yani sırf havalı cool bir kız görüntüsünden yani bir şeye çıkamamış yani. Dışına çıkamamış açıkçası. Sert de değil yani yeterince. Ben onun kast olarak yanlış bir seçim olduğunu düşünüyorum. Ama oyunculuk olarak da tabii ki bu da performansına yansımış bence. Öyle söyleyebiliriz. Okan Yalabık ve Mehmet Kurtuluş'un performanslarını da fena bulmadım. İşte Okan Yalabık Faysal karakterini, Zengin'i canlandırıyor. Mehmet Kurtuluş da onun adamı, onun güvenlik şefi rolünde karşımıza çıkıyor. Mazhar karakteriyle bütün pis işlerini o yapıyor. Bir sürü cinayet işliyor falan. Ama yine de bu Mazhar karakterinin motivasyonu biraz belirsiz yani. Aslında daha doğrusu şöyle belirsiz. Hikayenin sonunda falan öğreniyoruz. İşte neyse bunun ailesi öldürülmüş. Bunun ailesini de Faysal öldürmüş. Yani ne gerek var yani. Başka sanki güvenlik şefi yokmuş gibi, insan bulamayacakmış gibi gidip Mazhar'ı öldürmüş. Mazhar'ın ailesini öldürmüş yani ölümsüz. Böyle de garip bir şey. Mesela yine hatalara bak şimdi. 9. bölümde yanlış hatırlamıyorsam ya da 10. bölümde, final bölümünde pardon. İşte Leyla'yı vuruyor Faysal. Ben seni öldürmeyeceğim böyle falan filan yapıyor. Sonra gidiyor kendi adamlarına diyor ki öldürün diyor. Kendisi iki tane kurşun sıksa, Hakan'ı istese öldürebilecekken gidip adamlarını öldürün diyor. Tabii Hakan adamları hemen orada haşamat ediyor. Birçok mantık hatası var. Birçok çekim hatası var. Diyaloglar kötü, senaryo yazılımı kötü, kurgusu da kötü. Ama bunun yanında bir şekilde hikayeyi izletiyor. Bilmiyorum bizden olduğu için mi acaba böyle bilmiyorum. Ben hani o kadar da hani şey olarak izlenilebilirlik açısından kötü bulmadım. Ama şunu da söyleyelim. Ya bize reva görülen bu olmamalı arkadaşlar. Sırf Çağatay Ulusoy'u seviyorsunuz diye bu diziye böyle destek verelim, bu haliyle destek verelim demek doğru olmaz. Bence bitsin Çağatay Ulusoy başka bir dizide oynasın yani. Daha iyi bir kaliteli bir dizide oynasın. Yabancı karakterler yani yabancı oyuncular da girsin. Yerli ne bileyim yerli Amerikan yani Türkiye Amerikan yapımı olsun, İngiliz yapımı olsun. Daha böyle popüler karakterler de olsun yani isterim. Yani bu işin bir dizisi daha olacak biliyorsunuz yani Netflix'in. Beren Saat falan oynayacak başrolünde. O da fantastik bir şey olacakmış. Yani bize de böyle oryantalist doğulu işleri mi acaba biraz reva görecekler diye de çekinmiyor değilim. İnşallah öyle şeyler olmaz yani. Büyücülükle falan uğraşmıyoruz sonuçta biz. Genel olarak aslında söyleyebileceğim şeyler dizide bunlar. Hani beğenmedim diyemem ama birçok hatası var yani. Yani bariz şekilde hatalar var yani. Yani o kadar çok not aldım ki buraya. Ama şimdi bunları söylesem böyle bir saat falan sürer yani. Dizinin bir bölümünden sonra mesela işte kötünün kim olduğunu anlıyoruz. Ama işte sanki bütün bölüm boyunca yani dizi boyunca biz bu kötüyü hani hep masarmış gibi hareket ediyor kahramanlarımız. Tamam eyvallah ama biz izleyici sanki biraz böyle yanlış anlaşılmasın ama aptal yerine konuyormuşuz gibi. Yani 9. bölüme kadar Faysal'ın ölümsüz olduğunu açıklamıyorlar. Yani bunu göstermiyorlar. Bir yüzük peşinde böyle absürt absürt koşuyorlar. Yani ve o yüzüğü de hiçbir şekilde bulamıyorlar. Ve işte Leyla'nın kolyesinin yanında parlamasından onun o olabileceği çıkarımını yapıyor mesela. Nereden biliyorsun? Mesela o kolyenin yüzük taşı olduğunu. Faysal'ın o şekilde ne denir ona işte ölümsüz olabileceğini. Yani sırf o yüzük Leyla'nın bütün zaten 4. bölümden 9. 10. bölüme kadar hiç boynundan çıkarmadığı kolyeyi yeni mi fark ediyorsun diye adama sorarlar. Yani birçok şey var yani. Bir de mesela hikayede bir noktada bir tıkanma oluyor. Bunu halledebilecek bir sadık tanıyorum diyorlar. Sadık buluyorlar işte muhafızın peşinden gidenlerden birisini yani. İşte o da bir tanesi hırsız çocuk oluyor. Bir tanesi pavyon sahibi oluyor. Yani böyle abidik gubidik şeyler. İşte mesela doktor yani Zeynep'in babası olan karakter hapse giriyor. Sonra başka bir sadık gelip onu içeriden çıkarıyor. Pavyon sahibi olan. Ama nasıl çıkarıyor? Yani gerçekten bilmiyoruz. İşte sonra Hakan Mazhar'ın cinayetinden içeri giriyor. İşte rüşvet mi veriyor ne haltıyorsa polise o da çıkarıyor mesela. Neymiş efendim? İşte karısını kurtarmak için muhafızın kanı gerekiyormuş. Böyle şeyler. Bu arada aynı şekilde ölümsüzün kanı da insanları kurtarıyor. Muhafızın kanı da ölümsüzleri kurtarıyor. Hikayenin sonunda da zaten biliyorsunuz ki 7 tane ölümsüz de uyanıyor. Mazhar diyorum. Faysal ve karısı Rüya. O da Burçin Terzioğlu canlandırıyor.
kaçıyorlar oradan. Yani geriye tahminen 5 tane ölümsüz kalmış oluyor. Ölen 5 ölümsüz de yeniden canlanmış oluyor Hakan sayesinde, aptallığı sayesinde. Yani 500 yıldır öldürmeye çalıştıkları şeyi adam bir anda bütün ölümsüzleri yeniden ortaya dökmüş oluyor. Şimdi ikinci sezona dair düşüncem şu. Bence Faysal ile Faysal Rüya ve Hakan üçlüsünün birlikte hareket edeceklerini hissiyatı içerisindeyim. Çünkü Faysal aslında kötü bir adam rolünde çizilmiş olsa da o kadar da kötü gibi gelmedi bana. Yani dizinin hiçbir noktasında kötülük yapmıyor. Hep destekleyici, hep motivasyon verici konuşmalar yapıyor. Tek isteği karısının hayatı yeniden dönmesi. Aslında çok anlaşılabilir bir şey bu. Yani çok sevmiş bunu belli ki. Yani o kişi belki 500 yıldır beraberler hatta. Ölümsüzler insan değiller bu arada. İnsan kılığındalar sadece. Ve hani onu kurtarmak istemesi kadar doğal bir şey yok. Nasıl ki Leyla'yı o kurtarmak istiyorsa. Sonuçta baktığı zaman biz geçmiş görüntülere gittiğimizde de anladığımız kadarıyla bu Faysal'ın Rüya ile birlikte hiç kötü bir şey yok. Kendilerine bir düzen kurmuşlar, takılıyorlar. Hatta diyor ki siz bu hale getirdiniz İstanbul'u. Biz bir şey yapmadık falan diyor insanlara. Aslında bu açıdan öyle bir durum da var. Ben ikinci sezonda Faysal'la Rüya'nın muhafıza yardım edeceklerini düşünüyorum. Ve diğer 5 ölümsüzle savaşacaklarını, onlarla mücadele edeceklerini düşünüyorum. Şu ana kadar tek bir ölümsüzü gördük. Diğer ölümsüzleri de görürüz. Zaten yeni oyuncular katılmıştı, dahil olmuştu ikinci sezona. Büyük ihtimalle onlardan birisi olacak. Mesela Boran Kuzun falan büyük ihtimalle ölümsüz olabilir. Şimdi yani bunun üzerine daha söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Dediğim gibi olumlu yanları da var, olumsuz yanları da var. Ben açıkçası daha uzun konuşmak istiyordum ama bir türlü beceremedim. O şeyi kuramadım yani. Konuşma ritmimi yakalayamadım. Birkaç defa videolar çekip sildim açıkçası. Artık bu sonuncusu olur umarım. Yani notlarıma da bakıyorum biraz hani şey. Hepsinden bahsedersem bir saat boyunca konuşmam gerekir diye düşünüyorum. Ama genel olarak izlenebilir bulduğumu söyleyebilirim. Ama çok fazla eksiği var. Bunu da yani açıkçası söylemek gerekiyor yani hani. Yerli yapım diye işte desteklensin diye hep gidip sitelerde 10 puanları verelim ama tam puanları verelim ama hatalı eksik olduğunu da kabul etmek gerekiyor. Söyleyeceklerim açıkçası bu kadar. Sizin de hani yorumlarınız varsa söyleyebilirsiniz. Dediğim gibi yani mantık hataları çok fazla. Yani bir yerde aslında seyir zevkini düşüren şeyler. Ben mesela yine yani şunu da söylemek istiyorum. İşte geliyor karısının cesedini falan bir Ayasofya'nın altındaki bir yerde ama işte karısı tahminen 25 yıl önce öldürülmüş ve bir an öncesinde şunu öğreniyoruz. Biz buraya ilk 500 yıldır ilk defa giren insanlar biziz falan gibi şeyler söylüyordu masa. Yani aslında 500 yıldır kapalı olan bir Ayasofya'daki alt yerine masaya burada Faysal daha önce bir şekilde oraya girmeyi başarmış. Bu çıkarımı yapacağız. Çünkü orada 6 tane ölümsüz var. Ya da yani onun bana bir açıklamasını veremediler. Yani oraya nasıl gitti o ölümsüzler? Yani öldürülünce direkt ışınlanıyorlar mı oraya diye düşünüyorsun mesela. Bir kadeh var. O kadeh sürekli gözümüze sokuluyordu. İşte herhalde muhafızın kanını ondan dökmek gerekiyor falan. Canlandırmak için. Yani bu o kadar not aldım ki yani anlatamam size ya saçmalıkları. Hangisini anlatacağımı bilemiyorum yani. Hani bir yüzük arıyorlar. O yüzük bütün bölüm boyunca gözümüzün önünde. Hani herkes bunu fark etmiştir. Bunun bize hani bu şekilde bize gizem yaratan bir şey olmuyor. Yani söyleyecek çok fazla da bir şey yok yani. Birçok hatası var ama sırf işte yerli yapım diye desteklemek gerekiyor. Mantalitesine de ben karşıyım açıkçası. Arkadaşlar. Polis rolündeki Tekin'den bahsetmiş miyim bilmiyorum ama gerçekten iyi bir performansı vardı polis oyuncunun da. Bunun dışında çoğu zaman Masar'ın motivasyonunu pek anlamak mümkün olmasa da yine iyi bir oyunculuk sergilemiş. Yani sokaktaki pilavcı bile Faysal'a çalışıyor, Masar'a çalışıyor falan böyle garip geldi bana. Bu hançeri arıyorlar, hançer müzede sergileniyormuş işte hançeri gidip çalmaya çalışıyorlar. Hani aslında aksiyon açısından fena değildi ama çok dandik bir planla. Çok dandik bir şekilde falan çalıyorlar yani hançeri. Bayağı basit şekilde çalıyorlar açıkçası. Sonra işte doktor hapse giriyor. Yani doğrusu nezarete gidiyor. Oradan bir şekilde onu kurtarıyorlar. Hep bir yerlerden bir şeyler çıkıyor. Zeynep ve Hakan'ın öpüşmesi çok barizdi. Sevişme sahneleri o kadar konuşuldu, o kadar bir şey yoktu. Hatta hiçbir şey yoktu bence. Masar'ın Hakan'ı öldürmeye çalışması ama işte sonra Hakan'ın onu boğazını kesmesi gibi şeyler var. Neyse arkadaşlar benim yani gerçekten söyleyecek çok da bir şey yok daha fazla. Yani laf kalabalığı etmeye başladım. İzlemeye değer kısacası.
Ama bence beklentileri de düşük tutmakta fayda var. Yine de merak ettiren bir hikayesi var, bir konusu var. Ama birçok hikayede de yani senaryo açısından zayıflıkları söz konusu. Benim söyleyebileceğim şeyler bunlar. Yani sizin de düşünceleriniz varsa bekliyorum. Umarım güzel şeyler söylersiniz. Kendinize iyi bakın.